Herkese merhaba Nefis Hatay Ruan'a kanalıma hoş geldiniz. Bugün sebzeli çörek tarifini hazırladım. Yapılışı kolay, oldukça lezzetli olan bu tarifin tüm detaylarını sizler için paylaştım. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Yoğurma kasesinin içerisine 1,5 su bardağı ılık su, 1 paket instant maya ve bir tatlı kaşığı toz şekeri ilave ediyorum. Maya aktif hale gelene kadar karıştırmaya devam edeceğim. Ardından bir buçuk su bardağı süt ilave ediyorum. Bu arada kullanmış olduğum bardak ölçüsü her evde bulunan standart 200 milimlik su bardağı ölçüsüdür. Evet şimdi unu eklemeye geçtim. Tarifim için toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Bu sırada üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilavesi yapıyorum. Öncelikle güzelce karıştırıyorum. Ununu yavaş yavaş ilave edeceğim. Akışkan bir hamur elde etmeliyiz. Unun tamamını ilave ettikten sonra hamur pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştırmaya devam edeceğim. Sizler dilerseniz burada çırpıcıdan yardım alabilirsiniz. İçerisinde 10 tanesi kalmaması gerekiyor. Hamurum artık hazır. Üzerini streç filmle kapatıyorum. Ortalama 1 saat kadar mayalandırma işlemine bırakacağım. Hamur bir köşede mayalanırken ben hemen sebzelerini doğramaya geçiyorum. 3-4 dal yeşil soğan, 2 adet domates, 2 adet kapya biberi ve 1 adet patates kullanıyorum. Tabii ki sebze miktarını e, kendi damak zevkinize göre de ayarlayabilirsiniz. Dilerseniz içerisine maydanoz ve yeşil biber de eklemesi yapabilirsiniz. Evet kapya biberin çekirdeklerini temizledim. Mümkün olduğu kadar ince doğramaya özen gösteriyorum. Evet yine yeşil soğanları da ince ince doğramaya özen gösteriyorum. Yeşil soğan kullandım. Sizler dilerseniz kuru soğan da kullanabilirsiniz. 2 adet domatesin önce uç kısımlarını temizliyorum. Yine ince ince doğruyorum. Sebzelerin tümünü doğradım. Bir köşeye kaldırıyorum. Şimdi patatesi rendeleyeceğim. Rendenin kalın gözünde patatesi rendeledikten sonra suyunu sıkıyorum. Patatesin suyunu sıkmayı ihmal etmeyelim. Aksi takdirde çöreklerimizde hamurlanma olabilir. Aradan 1 saat geçti. Hamur çok güzel bir şekilde mayalandı. Öncelikle ilk havasını alacağım. Burası oldukça önemli. Hamuru uzun süre çırpalım ki içerisindeki hava kabarcıkları tamamen sönsün. Bu sayede çöreklerimizde maya kokusu olmayacak. İnce ince doğramış olduğum tüm sebzeleri hamurun içerisine ilave ediyorum. Bir kase dolusu lor peynirini de ilave ettikten sonra güzelce karıştıracağım. Ben burada lor peyniri kullanıyorum. Sizler dilediğiniz peynir çeşidini kullanabilirsiniz. Evet, artık çöreğimizin hamuru hazır. Hemen ocağın başına geçiyorum. Tavayı ocağa aldım tavayı ısıttıktan sonra içerisine bir yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettim ve her tarafına dağıtıyorum. 2 kepçe dolusu hamurdan tavanın içerisine aldıktan sonra yayganlaştırıyorum. Bu arada ocağımın ısısı en kısık ateşte yavaş yavaş pişireceğim. İçerisindeki sebzelerin pişmesi gerekiyor. Evet tavanın içerisine hamuru yayganlaştırdıktan sonra üzerine bir yemek kaşığı sıvı yağı dökeceğim. Bu çöreğin en önemli püf noktalarından bir tanesi pişirirken sabırlı olmak. Kısık ateşte döndürerek her tarafını eşit bir şekilde pişirmeye özen gösteriyorum. Çöreğin diğer yüzeyini çevirdim. 1-2 dakika içerisinde diğer yüzeyi de kızaracaktır ve hemen ocaktan alıyorum. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir. Tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Yine bu arada kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapmayı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum. Sebzeli çörek tarifini sıklıkla yapıyorum. Genellikle kahvaltı sofrasına hazırlıyorum ama inanın misafir sofrasına ve 5 çay sofrasına da çok yakışıyor. Denedikten sonra sizler de çok beğeneceksiniz. Tadanlardan tam not olacak bundan çok eminim. Çörekleri pişirmeye devam ediyorum. Sürekli çeviriyorum. Her tarafının eşit kızarmasını sağlıyorum. Bu sayede içerisinde asla hamurlanma olmayacak. Hamur çok yumuşak. Döndürürken zorluk yaşıyorsanız eğer kapakla çevirme işlemini de yapabilirsiniz. Videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız Yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Yine videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla sosyal medyada paylaşırsanız çok sevinirim. Çöreklerin tümünü pişirdim. Şimdi sıcak sıcak servis yapıyorum. Sizlere de ne kadar lezzetli olduğunu yakından göstermek istedim. Sizlerin de gördüğü gibi sebzeli çörekler tek kelimeyle muhteşem oldu. Çörekleri yavaş yavaş pişirdim. Bu sayede içerisinde hamurlanma olmadı. Sebzeli çörek tarifinin tüm detaylarını açıklamalar kısmına ekliyor olacağım. Malzeme listesine oradan da ulaşabilirsiniz. Umarım tarifimi denedikten sonra sizler de çok beğenirsiniz. Tarifimi deneyen arkadaşlarım sonucu benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Yine bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın.